Evet, vallahi dedim kalk. Dedim kalk oturduğun yerden. Uğul Uşak acıktı özlem dedim. Herkese günaydın. Evet, kalktım dolaba baktım ama hiçbir şey bulamadım. Her şeylerim tükenmiş. Dedim hiç üzülme Özlem bacı. İn aşağıya kilere. Git dedim oradan ne istiyorsan bedava seç beğen al. Evet. Alışveriş torbamı aldım. Kilerime indim baktım. Ne var ne yok. Valla bayağı da şeyler varmış. O büyük dev alışverişten sonra hiç orayı ellememiştim. Efendim çocuğum. Kumanda kimde duracak? Kumanda şimdi sende dursun. Haydi izin veriyorum. Bir paket nugget aldım. Bir paket sebze aldım. Şöyle fishburger. Artık ne deniyorsa balık yani. Bir adet sosis. İki adet kıyma çıkarttım. Buradaki buzluğum boşalmış. O yüzden bu arada. Şöyle bir de sebze garnitür çıkardım. Bir tane dedim. Bu şey bu neydi kız bu? Kız bu neydi? Kız bunun adı neydi ya? Kanat. Kanat çıkardım. Bir tane daha sosis çıkardım. Bir tane salam çıkardım. Bir tane de tavuk göğsü. Ekmeğimiz bitmiş. İki de ekmek çıkardım. Ve hiçbirine para vermedim. Bu ayki maaş cebimde kaldı. Şükürler olsun dermişim. Neyse şaka bir yana arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Evet şimdi espriyi, şakayı bir kenara bırakıyorum. Böyle değişik komik bir giriş yapayım dedim. Benim asıl karakterim budur yani. Ben severim yani böyle şakalar yapmayı. Her neyse. Dolapta her şeyim bitmişti. Kızım gerçekti. Orası şaka değildi. Şimdi baktım dolabımda her şey bitmiş. Buzluğum da boşalmış. Ekmeğimiz de yok. İki tane şöyle ekmek çıkarttım dediğim gibi. Birazcık da bunlardan çıkarttım. Şimdi şöyle güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Vallahi 2 gündür dün kuzenim yapmış soslu sosis çocuklara. Bu sabah Elif Alp Tekin yapmış. Dedim sizin dedim canınız can da dedim bizimkisi dedim patlıcan mı dedim ya. Baktım ben de sosis çıkardım. Bunu şimdi soslu sosis yapacağım çocuklara. Ömer büyük ihtimalle soslu olduğu için yemeyecek. O yüzden ona nugget kızartırım. Aa bak patatesimiz bitmiş görüyor musun? Hem taze patatesim yok hem de şey patatesim de bitti. Her neyse. Ömer'e şunu da kızartabilirim. Ömer balığı çok seviyor. Tamam nugget'ı boş verdim. Bunu kızartmaya karar verdim. Neyse ne yapalım şimdi? Şunları hemen ben bir yerlerine yerleştireyim ve ondan sonra kahvaltı hazırlığına girişeyim. Kahvaltımız hazır. Çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Ya Rabbim bereketini versin. İnşallah. Ne yaptık? Fiş çubuklarım. Yani balık çubuk. Artık her neyse. Balık nugget diyorum ben. Hazır. Soslu sosislerimiz hazır. Kahvaltılıklarımızı koydum. Birazcık reçel koydum. Biri krem peynir, biri labne. Birazcık da şu şeyi çok seviyorum ben. Pancar pekmezi. Ömer'e yine şundan birazcık ayırdım. Sossuz yaptım ve sıcacık. Oy. Neyse dur çok sıcak elleyemiyorum. Sıcacık ekmeklerimizden de taze fırında kızarttım. Çaylarımızı da koydum. Ömer'e kakao yaptım. Ilık kakao. Ve kahvaltımız hazır. Arkadaşlar şimdi bunları hemen, ay dur şurada sandalye var oraya oturayım. Son günlerde kendimi çok yorgun hissediyorum. Böyle bu sabah çok şiddetli bir baş ağrısıyla kalktım. Normalde hiç öyle bir şey olmaz bana. Her neyse.
açlıktan mıdır dermişim. Neyse kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra inşallah işlere koyulacağız. Kendimi zannedersem bugün Ancı göstermiyorum. Ve bugün kendimi izlerken bir şey daha fark ettim. Dünkü videomda hiç kendimi göstermemişim. Her neyse, evlerimiz derli toplu. Dur, kahvemi aldım. Evin önüne çıkıyorum. Şöyle motivasyonumun gelmesini bekleyeceğim. Merdiven silme sırası bende. Merdivenlerimi silmem lazım. Ama öncesinde şöyle evin önüne çıkayım. Bir kendimi motive edeyim. Kendimi bir motive edeyim. Şu motivasyonum bir gelsin. Evet, leş bir çocuk. Ay yerim ya. Wer ist Prinzessin? Deine Mama? Ya. Ay. Annesine prensesim diyor. Çabuk bağım prensesim de. Ich bin Königin. Ay de Michael auch. Anne çok güzel kokuyorsun. Mis gibisin anne. Çiçek gibisin anne. Bak pusta blume. Yapımı. Var ya arkadaşlar şimdi bu çocuğun buvası, buvası Türk, anası Alman. O yüzden çok güzel bir değişik Türkçe konuşuyor. Erdal, nein, mach das aber nicht. Erdal. Heh, üf, bak 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 bak, Muzur'un çocuğu. Muzur'un çocuğu. Babası da Muzur'du küçükken. Babasını küçüklükten tanıyorum yani. Tanıyor muydun? Evet, çok yaramazdı. Yaramazın tekiydi. Bakın, oradaki camım kırıldı, görüyor musunuz? Ve hala ev bürosundan yapmaya gelmediler. 3 defa aradım, gelmediler. Tam da benim camımın önü. Kaldı öyle orası. Çok da tehlikeli aslında ama işte yapacak bir şey yok. Hala evin önünde yüz. Evet. Bir metre abstand yaptık. Oturuyoruz. Armeyte abstand yaptık yani. Evet. Birer kahve içtik. O da kahve yaptı kendisine. Bu arada arkadaşım hamile, görüyorsunuz değil mi göbüşünü? Kızımız olacak. Vallahi eve girmem lazım. Yemek yapmam lazım. Beni kahmıyor. Hiç giresim yok, yapasım yok. Aslında bir makine çamaşır yıkamam lazım. Neyse. Az sonra girince bir şey yaparız. Çiçeklerimizi sularız akşam. Ondan sonra bugün yine mutfaktayız. Allah'ım ne yapsam ki? Bir yemek kanalı mı açsam ki? Sadece yemeklerimi paylaştığım bir yemek kanalı mı açsam düşünüyorum yani. Böyle bayağı da bir teklif gelmişti. Yok fikir gelmişti. Özlemişiz işte, hani sen sadece bir, hani ayrı bir kanal aç, orada sadece yemeklerini yap diye. Bilmiyorum ne yapsam, sırf bu aralar yani bu karantina zamanlarında sadece yemek kanalı olarak mı devam etsem, ne yapsam bilemedim. Çünkü gösterecek bir şey yok gerçekten. İnsanlar yani artık YouTuberlar her gün ne çeksem stresini yaşıyoruz. Şimdi hadi evim temiz. Dağılmadı. Bir süpürdüm. Akşam bir silerim. Ertesi güne yine ev temiz. Yani temizlik adına çekilebilecek hiçbir şey kalmadı. Kaldı ki siz izleyiciler de artık yani temizlik videolarından sıkıldınız. Çünkü herkes her gün derin temizlik, derin temizlik, derin temizlik çek. Nail, get down back. Ömer Halis. Ömer. O Erdal. Çekilin. Yani temizlik videolarından da sıkıldınız, farkındayım ki zaten ben de öyle çok fazla böyle temizlik videosu çekmeyi seven bir insan da değilim. Çünkü temizlik videosunda ne var? Yani motivasyon oluyor kızım insanlara, ama siz de sıkıldınız çünkü sizler de yani sürekli evde temizlik yaptığınız için. Vallahi şahsen ben artık izlemiyorum temizlik videolarını. Atlıyorum yani o kısımları kendim izlerken de. Bilmiyorum yani, ve şu an böyle ele gelir çekebilecek tek şey yemek. Çünkü yemek mecbur yapıyoruz yani, aç kalamıyoruz. Yemekte her türlü insanlara da fikir oluyor. Bilmiyorum yani bu kanalda mı yapsam onu, yoksa
ayrı bir yemek kanalı mı açsam şöyle Özlem Mutfak'ta diye. Açarsam da güzel böyle bir kanal ismi sunun bakayım bana, bekliyorum yorumlarda. Açarsam da nasıl bir ismi olsun? İşsiz başımı iş arıyorum. Dur çocuklar birbirlerini yiyor. Tüh. Şeysini. Tabii ki siz şimdi görmediniz ama kafam orada. Şu kafam benim, cam sildiğim kafam. Cam sildiğim kafam orada. Tabii ki de sürekli bezimi yıkadım. Of, yoruldum vallahi. Buraları falan komple tozuna aldım. Dıştan da falan herkesin tek tek posta kutusuna varasıya sildim. Bak dur. Sadece şurası tam çıkmamış ama. Şöyle. Güzel. Sildim. Güzel oldu. Allah, bisiklete düşüp. Neyse, merdivenleri de sildiğime göre kela taraflarını da sildim. Ta şurada aşağılara kadar da sildim.
Şimdi şurada dolaştığım için son bir kez tersten sileceğim. Oradan buraya değil, tersten silip içeri gireceğim. Kapısını da bir yarım saat, ay aynen bir 10-20 dakika falan açık bırakırım. Neyse. Böyle evlerin önlerini de süpürmüş oldum. Ay, şu bisikleti şimdi içeri alacağım. Şu da Ömer'in, onu da şuraya şöyle köşeye koyarım. Ondan sonra artık geçelim içeri yemek yapmaya. Vallahi merdivenlerin silişini çocuğu versene gı. Al yavrum, al yavrum. Anam ananı size aç mı bırakıyor? tam yani böyle mutfak merdivenleri sildim. Mutfağa geçiyordum ki annem aradı. Dedi biz dedi mangal yaktık dedi. Şey yapalım. Sana dedi hemen dedi yolluyoruz, yemek yediniz mi? Yemedik dedim. Yolla çabuk. Babam tantuni yapmış, şöyle tantuni sarmış, ekmeğin hamurunu bile kendisi yapmış, büyük ihtimalle kanallarında da vardır. Anacığım kömeç yapmış ve şöyle hemen mangal fazla pişirmişler. Özleme de yolları çocuklar diye, vallahi kuzusu, köftesi, kanadı falan derken sağ olsun, Allah razı olsunlar, vallahi çok iyi geldi. Böyle yorgun argın benim çıkarttıklarımı da hemen tekrar buzluğa geri koydum, şey olmasın diye. Hani ziyan olmasın, çöpe gitmesin diye, buzu da erimemiş zaten. Öyle yani, vallahi çoluk çocuk giriştik yiyorsun. Evet arkadaşlar, hala görüyorsunuz böyle yüzüm gözüme bir şey oldu, anlamadım. Bir şey bana alerji yaptı mı ne, onu ben bir anlayamadım, bir çözemedim ama her neyse. Biraz şöyle sizi uzağa alırsak herhalde sorun olmayacak. Sessiz konuşuyorum çünkü çocuklar uyudu, saat şu an 10. En son yemek yedikten sonra eve girer girmez Ömer'i yıkadım. Ondan sonra o kendi kendine uyudu. Sonra Gülşen'le Mikael'i yatırdım. Güya buraları falan böyle bir toparlarım ederim falan diyordum. Ondan sonra ben bütün gün hiç böyle Instagram'a falan girmedim. Hiç şöyle haberleri falan da izlemedim. Ömer uyuduktan sonra şöyle bir Instagram'da dolanayım dedim ve Ebru Şallı'nın oğlunun vefat haberini gördüm. Çok üzüldüm gerçekten. Valla gözlerim doldu, ağladım hatta. Yani kelimelerin tamamen kifayetsiz olduğu bir andayım. Gerçekten şu an hani tek bir kelime daha böyle edip kesinlikle hani böyle ekran karşısında ağlamak istemiyorum ama inanın çok üzüldüm. Rabbim hiçbir anneyi, hiçbir babayı evladıyla imtihan etmesin diyoruz. Hep böyle dua ediyoruz ama tabii ki bunlar da Rabbimin bizlere uygun gördüğü imtihanlar. Ama gerçekten çok ağır imtihan. Rabbim hiç kimsenin sırtına çekemeyeceği yükü vermezmiş. Vallahi öyle diyor ayet-i kerimede. Ama bilmiyorum yani evlat acısının, yani evlat acısından daha büyük bir acı var mıdır? Rabbim yar ve yardımcılar olsun inşallah. Bilmiyorum yani. Gerçekten çok üzgünüm. Hiç böyle elim ayağım kalkmıyor. İnan sanki böyle omuzlarıma böyle 10 ton öküz oturmuş gibiyim. Böyle bir yük var omuzlarımda. Uyku da tutmuyor haliyle. Büyük ihtimal uyuyamam da. Çok yani bilmiyorum. Bir de ben Ebru Şallı'nın oğlunun bir yıldır lösemiyle savaş ettiğini de bilmiyordum. Diyorum ya size, ben böyle çok hani televizyon izleyen, işte bu magazin haberlerine bakan veya ünlülerin hayatlarını, ay işte onda öyle mi olmuş, böyle mi olmuş diye veya merak eden bir tipte değilim. Instagram'da da hiçbir ünlüyü takip etmiyorum. O yüzden de hani hiç duymamıştım. Çok böyle şok oldum okuduğumda. Ve yani çok üzüldüm. O kadar. Yani söylemek istediğim çok şey var ama yani konuşursam ağlarım o yüzden. Yani ne diyelim? Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Er ya da geç hepimizin başına gelecek.
Ama inşallah Rabbim kimseye, yine söylüyorum, her zaman da dua edeceğim. Hiç kimse evladıyla sınamasın. Hiç kimsenin evladının yokluğuyla sınamasın. O kadar. Yani başka da bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Benden bugün bu kadar. Yarın ki vlogda eğer çekersem, yani ki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.